sessiz, kahveden gelir sesim. Oturmuş kumar oynar, ah ciğerim. Vay 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 vay. Vay maşallah maşallah, seni yaradana kurban, düzene bezene yaratmış. Wonderful, wonderful. Nasıl ağam, Maho ağam, beğendin mi Naciye'yi, hoşuna gitti mi? Yahu Sinan, beğenmek ne kelime ya. O kadar güzel, o kadar güzel ki ya. Ben ömrü hayatımda böyle kadın görmemişim. Aman yol, Nazar Bey. İstanbul'a yolla, yarim yolla. Ağam, adettendir. Az solistleri etkilemek için ona şampanya ısmarlaman lazım. Şampanya açtırır mısın, iyi olur ya. Abi ne yapıyorsun, şampanya pahalı, batıracağım mı ayı? La hırtu, koskoca mahva huvardalık yaparken parayı mı sakınacak? Karsun, la karsun. Buyurun beyefendi. Ne buyurun beyefendi lan? Karşında koskoca Harun Ovası'nın ağası var. Buyur ağam diyeceksin. Pardon efendim. Ya cahıldır ağam, nereden bilsin ya? Baksana kırtıdır. Sıfatıya bak. Şu sahnedeki güzel kadına benden şampanya götür. Kim gönderdi diye sorarsa dersin ki Harun Ovası'nın ağası Maho. Merhaba efendim. Vallahi çok güzel espri yaptın ağam ama eğer ayakkabısından şampanya içersen Naciye'yi daha çok etkilersin, daha çok etkilersin. Ne dersin? Ulan sen aklını mı yedin oğlum? Hiç ayakkabıdan içki içilir mi? Bardağın köküne kran mı girdi? Ayakkabıdan içki içeceksek bardağı da ayağımıza giyelim. Ya vallahi stand-upçı olacak adamsın ya vallahi ağam, maşallah maşallah. Ağam, bu tür eğlence yerlerinde az solistin ayakkabısından şampanya içmek adettir. Yani sizin oralardaki gibi bir nevi töredir, töre. Peki. Öyle olsun. Tabii ağam, hemen. Dırın 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 dırın. Kız, Naciye, Maho ağa seni çok beğenmiş. Diyor ki, versin ayakkabısını, onun ayakkabısından şampanya içeceğim diyor. Çıkar kız ayakkabını. Buyur ağam. Ulan bu ne ya? 44 numara ya. Bizim köyden büyüktür. Olsun ağam, sen içeri dolduruyorsun bak. Ya yeter oğlum Sinan, yeter. Ban gönlü geldi ya, yeter ya. Aşk olsun abi, senin gibi bir anın ancak dişinin koluna sığar bu kadar şampanya ya. Hadi hadi. Hadi. Şerefe hanım. Afiyet olsun. Bu kadının ayakkabısından içki içirdin bana. Ya. Git Sinan, çağır bizi masaya gelsin. Emredersin abi, hemen. Orada ne haber kız Naciye? Oha be Sinan, insan kapıyı çalar. Bir hanımefendinin odasına giriyorsun. Ayıp. Tamam Naciye, kızma. Sana çok güzel, çok özel, çok müjdeli haberlerim var. Maho ağa seni beğendi, geberiyor senin için. Ben diyor Naciye istiyorum diyor, başka bir şey demiyor kız. Hani şu ayakkabından şampanya içen amcamı. Benim öyle magandalarla işim olmaz. Amma abarttın, amma naz yaptın ben Naciye. Duyan da seni sanki her gün peşinden fizik mühendisleri, atom mühendisleri koşuyor sanır. Kızım adam sana vurulmuş. 3 günlük kadınsın, 30 yıllık kadın cilvesi yapıyorsun ya. Ben de artık gerçek bir kadınım Sinan. Sen de bunu kabul et. Maho ağa da seninle aynı fikirde. O da seni kadın zannediyor. Diyor ki ben Dudu Dillim'e aşık oldum diyor. Gelsin masamıza diyor. Ben onu diyor fındık ile, fıstık ile beslerim. Kuş sütüyle beslerim. İpeklere sararım diyor kız. Ayol senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ben konsümatris miyim? Ben namusla şarkı söyleyip para kazanan bir kadınım. Gelmem o masaya. Naciye, kız etme böyle cilve. Bak adam seni istiyor. Naciye, olmaz olsun senin gibi asker arkadaşım. Sen ne biçim asker arkadaşısın ya? Sana bir şey söyleyeceğim ama kızmayacaksın, tamam mı? Buyur söyle oğlum. Naciye Hanım dedi ki ben konsümatris değilim dedi, az solistim dedi. Böyle çağrıldığım masalara gitmiyorum, kusura bakmasınlar dedi. La bravo, pes durgusu ya. Bak erkek gibi kadın ha. Pavyonda şarkı söylüyor ama erkeklerin masasına gelmiyor. Temiz namuslu. Perfect. Evet ağam, çok delikanlıdır. Hatta söyleme sahip senden benden bile delikanlıdır yani. Bak onu doğru söyledin işte abi. Vallahi çok delikanlı kadındır. Vallahi bir kez daha hayran oldum. Tıkı, söyle hesabı getirsinler. Oğlum ye, hesap hesap. Buyurun efendim. Hesabı getir oğlum. Ya
yaptın lan? Ne yapıyorsun be? Kendine gel oğlum. Bu yaptığın çok ayıp bir şey. Hesap ödenir mi koskoca ağa burada dururken? Bu ağaya hakarettir. Törelere hakarettir. Bak ben elimi cebime atıyor muyum hiç ya? Ya Sinan'ı bırak. Bunlar gençtir, cahaldır ya. Tören müre bilmezler. Vallahi hiç sorma ağam. Haklısın ya. Evet, ver hesabı. Vereyim mi ağam? Ver yahu. Emin sen? Eminim oğlum. Günah benden gitmiştir. Buyur. Ulan bu ne? Ya Sinan, bizim liradan 6-0 atılmamış mıydı? Atmışlardı adam. Bunlar atmamışlar. Vay adiler vay. La siz hesap mahallesiz adam mısınız? Ben bu kadar paraya 1000 tane maraba beslerim ya. Ağam şampanya falan açtın yani normal liradan. Ödemiyor musunuz şimdi? Ödemiyorum lan. Kızma ağam, sakin ol yani. Ne kızmayayım ya? Sinirden ellerim gidiyor. Hesabı ödeyeceksiniz. Abo, bu ne ya? Siz nerede büyüdünüz kardeşim? Kimi içtiniz? Dosya karışmam. Mert, toz ol. Bir saniye gelin. Yo, Mert o. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Ula sen koskoca haron havasının ağasına ya posta mı koyuyorsun? Öldürürüm ula sizi. Hesabı öde. Tekerlerini kırırım yoksa onları ha. Ya kardeşim ne yapıyorsunuz ya? Vallahi çekiyorsunuz. Koskoca mahalle. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam ha. Good morning. Ya öyle ayakta durmayın. Geçin oturun oturun lütfen. Sanki onun için ayakta. Nuri ağa. Nasılsınız, iyisiniz? Vallahi iyiyiz çok şükür Mahva. Haber senden, sen nasılsın? Vallahi iyi diyelim, iyi olalım. Hani atalarımız ne demiş? Ne demiş? Darı unundan paklava, incir ağacından oklava olmaz. O ne demek ya? Ya konuyla alakası yok da ben kültürünüz artsın diye demişim. Ya demek öyle. Eksik olmayın. Ya Sinan dışarı gelsene. Senden özel bir konuda konuşmam gerekiyor. Dün geceki meseleydi. Tamam abi çıkalım hadi. Hadi hoşça kalın hepiniz. Konuşacaklar acaba? Şşş. Ya kızlarım, içi bile kıs kıs gülüyorsun. Nedir bu dün geceki mesele? Yok Osman abi, aklıma başka bir şey geldi. Gerçi benim üstüme vazife değil ya. Hadi bakalım, nedir derdin, anlat bakalım. Hiç sorma Sinan. Ben dün gece sabaha kadar uyuyamamış. Öyle değil mi Fikri? Ha vallahi öyledir ağam. Madem uyuyamadın sabaha kadar keşke bir doktora gitseydin. Ben sana nasıl yardımcı olayım ki? Ben uyku bozuklukları mütehassısı değilim ki. Ben alt üstü bir taksi şoförüyüm ya. Sen beni anlamadın. Ben dün geceki kadını düşündüm, onun için uyuyamadım. Ben o kadını isteyen Sinan. Kadın mı? Ne kadını ya? Dün gece kadın vardı da ben mi görmedim, ne kadın? Naciye vardı ya. Naciye? Ha Naci, yani ye Naci. Ya ağam ne diyorsun Allah aşkına ya? Benim derdim başımdan aşmış. Ben oğlanın dershane taksitlerini yatıramamışım. Benim paraya ihtiyacım var. Sen de gelmişsin bana kadından kızdan bahsediyorsun ya. Sinan, ben Naciye'ye aşığım. Sen onu bir ayarla, ben seni paraya boğarım. Para? Saça. Abo, gerçek mi diyorsun abi? Bak şimdi aynı dili konuşmaya başladık. Tamam sen bana paradan haber ver, ben sana hemen Naciye'yi ayarlayayım. Hemen nikah kıyacağım. Nikah mı? Ne gereği var ağam nikah kılmaya? Sen de her önüne gelene nikah kılıyorsun ya. Boş ver. Demek sende nikah bol ama gerek yok. Yani gezin, tozun, flört edin, eğlenin. Ne bileyim sevgili olun. Kardeş kardeş oynayın işte. Olmaz. Ben Naciye'ye aşırım ya. Ben hemen nikah basacağım. Tamam ağam nikah bas da Naciye biraz farklı bir kadındır. Nasıl anlatsam bilemiyorum ama. Tamam biliyorum. Delikanlı kadındır. Evet delikanlıdır. Hatta gereğinden fazla delikanlıdır. Anladın mı bilmem. Ya biliyem namuslu, ahlaklı, dürüst, erkek sineye bile bakmayan bir kadındır. Beni Naciye'ye götürsün. Evet, bakmaz. Ne yapayım ağam, ben seni gereği kadar uyarmaya çalıştım. Ama sen diyorsun ki ben kendim kaşınıyorum, illa istiyorum. O zaman hadi kalkın ben sizi Naciye'ye götüreyim. Hadi, let's go Fiko. Let's go. Hadi. Hadi bakalım.
Tırın 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 tırın. Ne haber kız Naciye? Neye borçluyum ziyaretin Sinan? Naciye, sana çok müjdeli haberlerim var. Ben seni evlendiriyorum kız, biliyor musun? Sen git ananla dalga geç Sinan. Piyasada bu kadar çok orijinali varken benim gibi çakmayı kim ne yapsın? Öyle deme kız. Aşk bu. Gönül işi. Nereye konacağı belli olmaz. Hani dün gece pavyondaki ağa vardı ya. Ayakkabından şampanya içen adam. Maho ağa. Seni çok beğenmiş. Sana aşık olmuş. Naciye diyor, başka bir şey demiyor. Seninle evlenmek istiyor. O benimle evlensin. Ben onu pavyondan kurtarırım. Evinin hanımı yaparım diyor. Ya ciddi misin ayol sen? Vallahi yalanım varsa kayganam şanzımanın ölüsünü öpeydi. Ay çok heyecanlandım kız Sinan. Bana kız deme kız. Ay ne bileyim, heyecandan ne diyeceğimi bilemiyorum. Kalbim küt küt atıyor bak. Ay bayağı atıyormuş. Bana bak. Maho ağa aşağıda. Gel bir merhaba de, gönlünü al. Ne? Ay ben çok heyecanlandım, gelemeyeceğim. Gel kız, gel kız, gel kız. Dur anahtar al. Al. Selam, Naciye'yi getirdim. Hoş geldiniz. Bir dakika, ağa kısmı el öpmez, el öptürür. Bir de kellene koy bakayım. Aferin. Fiku. Buyur ağam. Beşi bir yerde getirdin mi oğlum? Getirdim ağam. Buyur. Dur bakayım. Dur. Çık bakayım. Aslında siz ne kadar kibar bir insanmışsınız. Öyledir, ağam çok kibardır. Bu ayı görüntüsünün altında pambık gibi bir kalp vardır. Sizi en temiz hislerimle sevmişim hanımefendi. Desti izdivacınıza talip. Kabul buyurunuz lütfen. Ama önce bir problem var. Onu konuşsak da sorudan sorun olmasa. Ben sizin bildiğiniz kadar... Bal dudaklım, görür frendir. Bu meseleyi açmaya gerek yok, istirham ederim. Ben sen olduğun gibi kabul etmişim. O zaman tamam. Ne duruyoruz? Ben gidip hemen nikah işlemlerine başlayayım ağam. Görüşürük. Görüşürüz. See you later. Yeter ağam, yeter. Bana bak ağam, tamam sen şimdi Naciye'ye evlenme teklifi ettin ama Fatuhan'a ne diyecek bu işe ha? Kabul edecek mi Naciye'yi kuma olarak üzerine ha? Sen o işi bana bırak. Güzel bir planım var. Öyle mi? Hadi bak. Bir. Sağ ol. Girlfriend'im, ne söyleyeceğim biliyor musun? Ağam... Sen ne söylersen, her şeyin iyisini söylersin, doğrusunu söylersen. De bakalım. Köyceğiz taraflarında çok güzel kaplıcalar varmış. Gitmek ister misin? Vış! Ne güzel olur ağam ha! Hem yarım kalmış balayımızı tamamlarız değil mi? Böyle el ele, diz dize, göz göze, anlarsın ya. Töbe töbe. Ya çok güzel söylüyorsun da girlfriend'im. Bu sefer sen tek gideceksin. Çünkü ben gelemiyorum maalesef. Niye? Çünkü bir dükkan var. Sahibi devredecekmiş. Ondan iş görüşmesi yapmam lazım. Sıkıcı şeyler yani. Senin canın sıkılır. Bu sefer tek git. Ondan sonra beraber giderik. Ey ağam. Sen bilirsen. Fiku. Hemen Seyit'i ara, gelsin ağa hanımı şeye götürsün, otobüs garajına götürsün. Ağa hanım. Evet. Güle güle git, güle güle gel girlfriend. Seni çok özleyeceğim, aşkım. Aşkım mı? Ya hani ava sabuk konuşma, komşular duyacak ya. I love you, I kiss you. I kiss you darling. Allah'ım yarabbim, Türkçeyi bitirdiniz, bir Almanca kaldı ya. Ya haydi. Geç hadi geç. Allah'ım yarabbim ya, delirmiş bunlar ya. Tırın, 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 tırın. Gördün mü Sinan, Mahava'nın planı yüzünden Fatih'den kurtulduk.
Ne o? Senin suratından düşen bin parça. Hiç sorma ağam. Ne oldu oğlum? Naciye diyor ki başlık parası olmadan ben Mahoa'ya varmam diyor. Ya senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ya? Bu devirde başlık parası olur mu? Bravo ağam ya. Sen de dün Harran Ovası'ndan geldin, bugün töreyi unuttun. Duyan da senin Manhattan'dan geldin sanacak. Ya Sinan bak, yabancı değilsin. Bende para bitti. Hani ne demişler? Money money nerede hani? Vallahi ağam, para yoksa sen Naciye'nin yüzünü zor görürsün, rüyanda görürsün. Bak Sinan, pazarlık edeceğiz. Ne kadar istiyor? 50 bin lira ister ağam. Ya indiraz. Ağam ne yapıyorsun, pazardan inek mi alıyorsun? Ne sallayıp duruyorsun kolumu? Peki tamam, 40 bin lira. Kavran 40 bin etmez. Ya in. Peki sen ne veriyorsun ağam? 10 bin. 10 bin mi? Tamam, ben gider Naciye ile konuşur, onu ikna ederim. Ama parayı peşin isterim ağa. Gitme. Buyur ağa. Git içeriden parayı getir, yerini biliyorsun. Biliyorum. Ol. Çek. Koştun. Sinan, git sen Naciye'yi al getir. Davul zurnayı ayarlarız. Hazır pato yokken iyi yapalım. Tamam. Lay 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 lay. Yürüdüm. Siz devam edin. Hadi. Gel ağam, gel. Anneyi kandırıp kaplıcalara yolladın. Şimdi de üstüne kuma getirirsen. Öyle mi Maho? Yazıklar olsun senin aldığına. Sen koskoca Maho aile nasıl konuşursun? Densiz. Benim 4 tane karı alma hakkım var. Bu 3. Ya UEFA bile 6 yabancıya izin veriyor Zeyno. Belki ağam ona kadar çıkacak. Nereden biliyorsun? Size de yazıklar olsun Sinan ağam. Anne gitti hemen arkasına iş çevirirsen. Bana ne laf söylüyorsun ya? Ben mi evleniyorum Zeyno? Allah Allah. Hacı bak çapkınlık yapıyor. Kara göz yöremesini çekiyor. Hem ben buraya düğüne geldim. Davetliyim. Halay çekeceğim. Limonata içeceğim, bana ne ya? Anne duyunca seni öldürecek Maho. Sen ne konuşuyorsun densiz? Koskoca Maho'ya bir eksik etekten mi korkacak? Efendim Zeyno'm, söyle gülüm. Seyit, anne otobüse bindirdin mi bindirmedin mi? Yok yanımda, yoldayız, gidiyoruz, bindireceğim. Söyle anneye sakın otobüse binip gitmesin Seyit. Maho onu ayak altında dolaşmasın diye kaplıcalara gönderilmiş. Ayak altında dolaşmasın diye mi, ne alaka ya? Zeyno'm bir davul zurna sesleri geliyor, ne oluyor, biri mi evleniyor? He Seyit, biri evleniyor, tanıdık biri, hatta senin akraban bile sayılıyor. Akraban mı sayılıyor, kimdir o? Cici babam Maho evleniyor Seyit. Ne, Maho aga evleniyor mi? Ne? Ver bakayım bir ya. Alo, kız çırpası sayrak. Sen neredeysen? Anne sakın gitmeyesen. Maho sen gider gitmez evlenmeye kalktı. Hemen gel bu evliliğe mani ol. Vay! Sait hemen gaza bas, geri dön hiç. Tamam haydi. Ya usun! Allah Allah, ne kadar oynamaya meraklıymışsınız ya. Ağam, zamanı gelmiştir. Ya gerdeğin diyorum ya. Gerdek diyorum. De haydi diyorum. Haydi. Haydi. Oğlum bana ne vuruyorsun? Ağaya vursan. De haydi. Veriniz. Yazıklar olsun. İş işten geçti bile. Ya ne duruyorsunuz? Ya çalsana kardeşim. Ya Sinan abi biz böyle eğleniyoruz iyi güzel de birazdan dağının kuyruğu kopacak bence ha. Doğru söylüyorsun. Bana bak Ali Kefer, sen taksiyi çalıştır, ters bir durum olduğunda acilen vurmanız, tamam mı? Allah Allah. Ya düğünde ne gibi ters bir durum olabilir? Ali Kefer sen benim dediğimi yap, karışma. Hadi. Oh, maşallah. Bu da yüz görmeli. Teşekkür ederim, çok güzel. Rica ederim. Oh,
yatakta sarılama. Gel, gel. Oh my God! Ulan! Sinan! Lan Sinan! Sinan ne edersin lan? Ne oldu ağam? Oğlum sen ne yaptın namussuz? Ne yaptım ki ağam? Daha ne yapacaksın ya? Naciye dediğin Naci çıktı. Ne diyorsun? Ama ben sana söyledim ağam. Naciye çok delikanlıdır dedim ağam. Sen dinlemedin ki ağam. Daha ne diyeceksin ya? Madam dedin adam çıktı. Maho! Nerede o? Ben sana her şeyi en baştan anlatmaya çalıştım değil mi dürüstçe? Konuşturtmadın beni. Her türlü kabulümsün dedin. Şimdi neyin tantanası bu? Sakin ol Naci. Abi o rindekini öyle maşallah. Sen hiç konuşma. Sen de suçlusun. Öldüreyim mi şimdi hepinizi? Bir dakika bir dakika. Ya, siz muhabbete fırsatı bulamadınız mı? Ne oldu acaba? Çekilin be. Koş koş koş. Kaçma. Vur kaba etinle vur. Elin demişken fikoyu da vur. Ortalık fena karıştı Zeynom ya. Ama galiba bu sefer kesip kurtulduk ha. İnşallah. Ya oğlum Sinan, sen deli misin, divane misin be evladım? Bak bu mahava başkalarına benzemez. Bunların şakası yok. Çeker vurur seni vallahi. Baba ben ne yapayım? Ben anlattım, ima ettim. Dedim ki Naciye çok delikanlı kızdır dedim. Anla dedim. Anlamadı. Nereden anlayacak? Nato kafa, nato mermer. Ulan eşek sıpası. Naciye için adamdan başlık parası almışsın be. Daha neyi anlatacaksın? Tamam aldım, aldım da ortalık karışınca, rezalet ortaya çıkınca ben başlık parasını geri verdim baba. Yok bir de vermeseydin. Vermeseydin bari. Yahu hiçbir şey önemli değil de. Şu zavallı kızın, Naciye'nin haysiyetiyle oynadınız ya. Yazık değil mi kızcağız ha? Vallahi kıza çok ayıp oldu be yapmış. Suçu ne kızın yani? Ya Nuri babacığım bırakın onu bunu da. Buraya niye geldik benim ehliyeti ıslatmaya? Yani eğlenceye gelmedik mi? Hadi buyurun için afiyet olsun.